Merhaba, ben Doktor Hüseyin Enginsoy, Lefkeden yayınlarıma devam etmekteyim. Bugün 30 Ekim Cuma 2020. Sizlere bugün lazer işaretleyiciler, yani lazer pointerin göze zarar verir mi? Bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Türk Telekom Arena Stadında geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Galatasaray Beşiktaş maçının 37. ve 38. dakikası oynanırken meydana gelen penaltı pozisyonunda Beşiktaş kalecisi Tolga'nın gözüne lazer işaretleyici ışığı tutulmuştu. Yayıncı kuruluş kameraları sahaya doğru lazer ışığını tutan bir kişinin görüntüsünü tespit etmişlerdi. Polis de işlemlerin tamamlanmasının ardından MD adlı şüpheli 6222 sayılı sporda şiddeti önleme kanununa muhalefet ve yaralanmaya sebebiyet verme suçundan adliyeye çıkartıldı. Şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüpheli MD hakkında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulanmaya başlandı. Bu güncel olay nedeniyle lazer işaretleyiciler hakkında çeşitli tartışmalar yapıldı. Daha önceden lazer işaretleyici ile yolcu uçaklarının seyir güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, göstericiler tarafından kolluk kuvvetlerine karşı kullanılması gibi eğlence sektöründe de kötü yönde kullanımı da bilinmekteydi. 2008'de Moskova'da gösteri amaçlı lazer kullanımı nedeniyle 30 kişinin zarar görmesi, 2009'da Belçika'da katılımcıların yanlarında getirdikleri 200 milivoltluk lazer işaretleyiciler ile oluşan göz yaralanmaları bunlardan sadece birkaçıdır. Sunularda ve eğitim amaçlı kullanılması gereken ve belli bir gücü altında olması gereken lazer işaretleyiciler internette dahi 50 kilometre menzilli 1000 milivoltluk güç şeklinde ulu orta satılırken bu gücün kontrolü ve kötüye kullanımının engellenmesi için yetkililerin ve toplumun bilgilendirilmesi de önem arz etmektedir. Light amplification by simulated emission of radyasyon uyarılmış radyasyon salınımı yoluyla ışığın şiddetlendiren lazerden sorumlu fiziksel prensip 1916'da Albert Einstein tarafından keşfedilmiş. İlk çalışma lazer 1960'larda T.H. Mehmman tarafından yapılmıştır. Lazerin uygulanma alanının genişliği, yüksek miktardaki enerjiyi önemli kayıplar olmadan taşıyabilme özelliği, ışın frekansının hassas kontrolü, ışının yayılma düzeni ve olağanüstü yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü ve Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA lazer işaretleyicileri çıkış gücüne göre milivolt olarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmanın amacı referans kabul edilen sınıf 1'den itibaren yükselen lazer gücüyle birlikte artan yaralanma riskinin ortaya koyulmasıdır. Sınıf 1 gözün doğrudan ve uzun süreli maruziyetlerde dahi zararsız. Sınıf 1M optik elemanlarda dürbün vesaire görüntülendiğinde zararlı. Sınıf 2 anlık maruziyette zarar vermez. Bilinçli olarak doğrudan bakıldığında tehlikeli. 1 milivoltun altındadır bu da.
Sınıf 2M optik elemanlarla özellikle dürbün gibi görüntülendiğinde zararlı. Sınıf 3R doğrudan maruziyette zararlı. Yaralanma olasılığı süreyle orantılı olarak artar. 1 ile 5 mmV arasındadır. Sınıf 3B kısa sürede de olsa doğrudan maruziyette zararlı, ancak saçılmalardan kaynaklanan maruziyetlerde genellikle zararsızdır. Bu 5 ile 500 mV arasındadır. Sınıf 4 sadece gözün değil derinin de doğrudan veya saçılmalardan kaynaklanan maruziyette zararlıdır. Bu 500 voltun üstündedir. Koruyucu donanım sınıf 3B veya 4'te lazer kontrolü alanı koruyucu bariyerler, perdeler ve gözlükler söz konusu iken sınıf 4'te acil durdurma düğmesi gereklidir. Güçlere göre etki örnekleri 5 mV 16 metre içerisinde maksimum göz hasarı ve 80 metreye kadar geçici körlük, ancak 3,5 kilometreden sonra zararsızdır. 50 mV 50 metre içinde maksimum göz hasarı ve 250 metreye kadar geçici körlük, ancak 11 kilometreden sonra zararsız. 500 mV 160 metre içinde maksimum göz hasarı ve 800 metreye kadar geçici körlük, ancak 35 kilometreden sonra zararsız. Görme spektrumunun ortasına denk gelen dalga boyu 520 ile 570 nanometre yeşil lazer ışığı kırmızı ve maviden daha parlak göründüğünden genellikle tercih edilmektedir. Gözün lazer ışınımı soğurma karakterisliği, görünür ve yakın kızılötesi dalga boyunda çalışan lazerler retinaya ulaşarak daha ciddi bir hasara sebep olmaktadır. Bu durumda retina deriye oranla 100.000 kat daha hassastır. Bunun sebebi insan gözünün bu dalga boyundaki ışığı retinanın üzerinde odaklayabilme kabiliyetidir. Spektrum orta kızılötesi, uzak kızılötesi ve orta morötesi bölgeler için lazer enerjisini korneayı soğurur ve hasar görebilir. Buna karşın yakın morötesi bölge için gözün lazer enerjisini soğuran bölümü lens olacaktır. Bu konudaki bilimsel yayında genel olarak sınıf 1 ve 2 gibi lazer işaretleyicilerin hasarının ihmal edilebilir düzeyde olduğu, ancak doz ve süre arttıkça ve mesafe yaklaştıkça gözlerde kamaşmaya ek olarak geçici görme bulanıklığı ve görme alan kaybı yanı sıra kalıcı hasarlar da oluşabildiği, görme kaybı düzelenlerin bir kısmında ise görme kalitesinin de azalma olabileceği bildirilmiştir. Lazer işaretleyici pointer kullanımında sağlık ve güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken nelerdir? Lazerin her türlü kullanımı için sağlık ve güvenliğin sağlanması amacıyla farkındalık ve bilincin oluşturulması gerekir.
Bu konu önemlidir. Lazer işaretleyiciler kişilere doğrultulmamalı. Küçük yaştakilerin, özellikle çocukların lazer işaretleyicileri kullanmasına izin verilmemelidir. Lazer işaretleyiciler ayna benzeri yansıtıcı yüzeylere doğrultulmamalı. Üzerinde uyarı mesajı ve sınıfı bulunmayan lazer işaretleyiciler satın alınmamalı, kullanılmamalıdır. Lazerin her türlü kullanımı için sağlık ve güvenliğin sağlanması amacıyla farkındalık ve bilincin oluşturulması gereklidir. Lazer epilasyon yapanların dahi lazer dalga boyunda uygun koruyucu lazer gözlüğü yerine güneş gözlüğü kullanıldığında ya da lazerlerin dalga boylarında uyuşmayan başka dalga boyunda koruyucu gözlüklerin kullanıldığında ne yazık ki şahit olabilmekteyiz. Bu konuda yasal denetimlerin yanı sıra toplumun da eğitilmesi çok gereklidir. Bu konuda sadece göz hastalıklarından değil, göz sağlığında da sorumlu olan Türkiye'deki 4000 göz hekiminin resmi derneği olan Türk Oftalmoloji Derneği de kendine üzerine düşen görevi mutlaka yapmaya hazır olmalı ve hazırdır. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder. Hepinize sağlık dolu günler dilerim. Yeni seminerimde buluşmak üzere. Lütfen videolarımızı abone olup beğenin. Tüm videolarımı izlemeye çalışın. Sevgi ve saygılarımla. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.